alkışlarınızla Canberk Erbaş geliyor. Teşekkürler. Nasılsınız? Ben çiftlere takım soruyorum bu soruları. Bak soruyor. Aşkım aşkım bize de soracak. Bize de soracak. Şey yapma. Siz de birliktesiniz. 9 yıl koyduk diyen siz miydiniz? Değil, arka tarafta. Siz çiftsiniz ama. Değilseniz hanımefendiyi taciz ediyorsunuz zaten. Hanımefendi şu unutmayın. Kalabalığınız da yani alınız her türlü. Siz ne zamandır birliktesiniz? Biz 5 aydır. Her seferinde tekrar teyit ederek şey yapmaya çalışıyorum. Biz. Ama ne niye soruyorsun biz? 5 aydır. Ama 9 yıl biliyordur. Önemli olan senin biri bilmiyor ama. 5 aydır birliktesiniz. Sen biliyor musun abi tam sevgililik tarihini? İşte bu sessizlik her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Evet, ben çiftlere biraz takım. Anlamışsınızdır. Çünkü ben çift değilim yani. Hani her ne kadar çift gibi gözüksem de. Ben bekarım. Ama hep böyle değildi yani. Benim uzun süreli bir ilişkim bitti. Yaklaşık 2 yıl önce. 12 yıllık bir ilişkim bitti benim. Evet. 6 yıl evlilik olmak üzere. Teşekkür ederim. Ne oldu? Gülüyordunuz değil mi? Kusura bakmayın arkadaşlar. Terapinin seansı olmuş 1800 lira. Ben şehir şehir gezip bunu anlatacağım. Hep beraber üstesinden geleceğiz yani. Ben o kadar para veremem. Kimse kusura bakmasın. Hatta geçenlerde söyledi, birisi şey dedi. 3500 lira veriyorum ben dedi. 3500. Bakın çok açık net söylüyorum. Benim haftalık 3500 lira vermem gereken bir travmam olsa ben onu kucaklarım oğlum. Yani sahiplenirim ben ona. Dayım melledi. Okey, yapacak bir şey yok. O benim dayımdır, kanımdır, canımdır. Aile içerisinde çözeriz bir şekilde. Ben de onun dayısını ellerim. Bir şekilde kapatırız yani. Gerçekten zor. Tabii bittikten sonra dediğim gibi 2 yıl oldu. Yavaş yavaş dating mevzularına dönmeye çalışmıştım ben de ama sistem çok değişmiş. Yani çıkma teklifi falan kalkmış hep. Arkadaşlar niye öyle oldu o ya? O lazım bir şeydi. Bak kalıyorlar ondan sonra. Sevgili var mı diyor. Kızı itiyor bile. Siktir git soru soracaklar. Kalkmış oğlum. Çıkma teklifi gerekli bir şeydi ya. Biz neyiz diye bir soru gelmiş onun yerine. Biz neyiz konuşması yaptınız mı? Çıkma teklifi etmemişsindir zaten diye tahmin ediyorum. Aynen. Etmedim. Biz neyiz konuşması yaptınız mı? Gerek yok. Gerek yok mu? Sen taciz ettin kadın okey mi oldu oğlum? Yani... Ben anlamıyorum bu nasıl gelişiyor gerçekten. Bu arada biz neyiz de kalkmış arkadaşlar. Onu sorana da Kezban muamelesi yapılıyor şu anda. Yani siz yırttınız zannediyorsunuz, siz çıkmışsınız. Değilsiniz. Sen istiyorsun ama olmadı gibi bir... Yok, benim eşimin arkadaşı o. Tamam. Gene de. Hanımefendi haberiniz olsun yani. Güzel. Biz neyiz kalksın ama. Biz neyiz çok saçma bir soru abi. Biz neyiz gerçekten daha çok zazaların ortaya attığı bir soru gibi yani. Biz Türk müyüz? Biz Kürt müyüz? Biz neyiz oğlum? Bana sevgilisi üstüne olmuş. Evet Şivan 6 yıl oldu. Biz neyiz söyle artık falan gibi bir noktaya gelinmiş gibi. Bilmiyorum her şey değişmiş. Çok fazla sistem değişmiş. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorum mesela. O uzun süreli bekarlardan bayağı deneyimli bir bekar. İşe geç kalmış bu elektrikli skuterlar var ya. Onlardan kiralamış. Onunla birlikte giderken otobüs durağındaki bir kız dikkatini çekiyor. Ona bakayım derken duvara çarpıyormuş hızlı. Şimdi bak bu klasik erkek gerizekalılığı tamam mı? Hepimizin başına gelebilecek bir şey. Ama bu olay benim başıma onaylaman da çok hoş oldu. Çarparım ben de. Ama bu olay benim başıma gelse benim bundan çıkaracağım sonuç çok net. Yani scooter kullanırken önüne bak, düşebilirsin. Ağzın burnun dağılabilir. Arkadaşımın çıkardığı sonuç, madem ben bu kız yüzünden duvara çarpıyordum, bana numarasını versin. Oğlum böyle bir korelasyon yok yani. Ama bizimkisi cesaretini toplamış, aleti park etmiş, kızın yanına gitmiş, tanışmak istemiş, numaralar alınmış, etmiş, sözleşmiş, buluşulmuş, sen mi ben mi falan derken sevişmiş bundan. Ben de beklemiyordum bu arada. Oha ya ben de beklemiyordum. Bir de ben bu hikayeyi dinledim de evliydim oğlum. Yani hani seviştik deyince ben önce anlamadım zaten. O ne dedim yani. Benim için çok eskilerde kalmış bir eylem. Anlayınca da dedim ki hayırlı olsun kardeşim dedim. Yani yengeyle ne zaman tanışacağız dedim. Dürttün oğlum dedi. Salak salak konuşma ya dedi. Bir duyan gören olacak. Ne yengesi dedi. Flört ediyoruz galiba dedi. Flört ediyoruz galiba. Oğlum ben bu aşamaya gelmek için evlendim. Bana belediye yetki verdi bunun için ya. Hadi Canberk sıra sende. Hadi koçum bakalım bana ne. Öyle gönderdiler beni. Galibalık bir durum yok yani. Ama ben dating konusunda her zaman başarısızdım. Yani hani uygulamaların haricinde. Yalan olmasın. Eskiden de böyleydim. Eski dediğim de liseye tekabül ediyor bu arada.
Lisede de mesela çok hoşlandığım bir kız vardı. Açıldım, friendzone'ladı beni. Diğer açıldığım 24 kız gibi. Yani özel gücüm gibi bir şeydi, anlatabiliyor muyum? Bir gün kantinde sıra bekliyorum mesela. Sınıf arkadaşım girdi içeri, beni gördü. Aa Canberk, ne haber dedi. İyi dedim, sana sen nasıl? Ben seni arkadaş olarak görüyorum dedi. Lan ben çift kaşarlı tost bekliyorum. Ne alakası var konumuzla şu anda yani? Niye böyle bir şey söyledin dedim. Sen çok açılacak gibi duruyorsun dedi. İşin kötüsü haklı. Listedesin lan, bana 48 saat ver, ben sana açılayım öyle frenzonla. Yani pre-frenzon çaktı kadın bana hayatımda ilk defa. Neyse, o bahsettiğim çok hoşlandığım kızla da olmadı. Sonra ben şehir dışına çıktım. İlk tatilde geri geldim. Üniversite sınavını kazanmıştım. Ondan sonra geri geldim. MSN var o zamanlar. Yaşım biraz da ortaya çıksa. Titreşim gönderdi bana. Sinemaya davet etti. Olur dedim, gideriz iki arkadaş olarak sinemaya gideceğiz. Şimdi buluştuk, sinemaya doğru gidiyoruz ve bana karşı davranışlarında bazı farklılıklar hissediyorum ama çok da üzerime alınmamaya çalışıyorum. Çünkü benim de mottom bir kadından bir kere frenzonya. Yani 24 taneler oğlum, circle tamamlanmaz yani. Hani diğerlerine sıra gelmez çünkü. Ama işte gittik sinemaya, mısır aldık. Mısır alırken ellerin değmesi, ufak ufak temaslar, küçük küçük bakışmalar, o yakınlık devam ediyor. Ben de gaza geldim. Film bitti, sahile inelim mi dedi. Olur dedim. Bodrumluyum ben bu arada. Bodrum'da sahile indik böyle. Gün batımı, romantik bir ortam. O yakınlık iyice devam ediyor. Ben de gaza geldim. Şöyle klasik numarayı yapayım dedim. Çat diye kafasını koydu. Yakınlaştık ve öpüştük. Öpüştük. Sonra ben kızı eve bıraktım. Evime döndüm. Sormadım biz neyiz diye. Sene 2009. Biz öpüştük. O artık benim helalim. Konu benim için çok net. Yani ben gelinlik modeli falan bakıyorum oğlum evde. Bir tane buldum, strapless, çok güzel. Girdim MSN'den kıza göstereceğim. En yakın arkadaşı yazdı. Nasıl geçti Sinem'le dedi. Dedim harika, süper. Mustafa delirdi değil mi dedi. Dedim Mustafa kim? Terapinin seansı 1800, bir kez daha hatırlatıyorum. Üçüncü tekil bir şahıs girdi hikayeye. Ben de dedim ki yani Mustafa kim? O da dedi ki siz bugün Sinem'le Mustafa'yı kıskandırmak için gitmediniz mi sahneye? Ben de böyle oldum işte yani. Ve çok bozuldum arkadaşlar, çok üzüldüm. Eğlenmeye geldik dedim. Ama ne yapayım hanımefendi, yaşandım. Ve ben gerçekten şuna çok üzüldüm. Sinem sen bana bunu söylesene. Ben onurlu, gururlu bir insan değilim ki. Oğlum sen bana bunu söyle, biz o sahilde Mustafa'yı kudurtalım ya. Delirsin baba Mustafa. Üstünü başını parçalasın Mustafa, insan insana bunu yapar mı desin. Cimere mimere şikayet etsin bizi. Yani bir kuru öpücükle Mustafa mı kıskandırılır? Ben rolümün hakkını veremedim oğlum. Ben oradayım. Yani ne Sinem'in işi görüldü, ne benim işim görüldü. Öyle kaldık.